Mehmet Hacet, AK Parti'nin sürpriz adayları. Aday belirleme çalışmalarını yürüten üst komisyonda görev alan bir genel başkan yardımcısına, mevcut belediye başkanlarının ne kadar değişiyor diye sordum. Çok büyük bir değişim var. Ben bu kadarını söyleyeyim, sen arkasını doldur diye karşılık verdi. O halde bildiklerimiz, öğrendiklerimiz üzerinden işin arkasını dolduralım. AK Parti'de aday belirleme çalışması yapılırken, İlgili yerleşim biriminde yaşayan insanların şehrin belediye başkanı hakkındaki düşüncelerini içeren anketlerden, tebdili kıyafetle yapılan teftişlere kadar çok farklı yöntemler uygulandı. Ve ilçelere, beldelere kadar hemen bütün başkanların karnesi çıkarıldı. Karnesi iyi olanlarla ilgili tereddüt gösterilmiyor. Konuştuğum genel başkan yardımcısı, ''Yaptığımız çalışmalarda durumu iyi olanlar yerlerini garanti görebilirler.'' İlçe belediye başkanı üzerinde mi duruyoruz? Eğer anketlerden beğeni oranı yüksek çıkıyorsa, bağlı olduğu ilin teşkilat ve milletvekilleri olumlu kanaat bildiriyorsa başka bir şeye gerek yok. O isim yeniden adayımız diye konuşuyor. Ama bunların dışında kimseye özel bir iltimas geçilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantılar yapan üst komisyon adayların büyük bölümünü belirledi. Bunu geçen hafta sonuna doğru yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özeseki kamuoyuyla da paylaştı. Peki nerelerden kimler aday yapılacak? İstanbul'da soylu denkleme girdi, Ankara'da öz Haseki garanti gibi. Yakın vakte kadar İstanbul'da Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığına garanti gözüyle bakılıyordu. Ancak şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denkleme girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlenen tarihte yapacağı açıklamada İstanbul adayımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu derse kimse şaşırmasın. Ankara'da ise Kayseri'den 20 yıllık bir başarı hikayesiyle başkente dönen Mehmet Özelsek'in adaylığı hemen hemen kesinleşmiş gibi. İzmir'de AK Parti için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgenel'in ismi dolaşımdaydı. Ama kendisinin ailesi istemediği için adaylık yarışına dahil olmaya yanaşmadığı söyleniyor. İzmir için kimsenin aklına gelmeyen bir ihtimalden söz edeyim. Nihat Hatipoğlu. Evet, kendisinin isminin Diyarbakır için geçtiğini daha önce yazmıştım. Ama şimdi bir İzmir seçeneği de gündeme geldi. Neden böyle bir ihtimal doğdu? Öğrendik ki Hatipoğlu ailesinin İzmir'de 40 yıllık bir geçmişi varmış. Kesin mi? Değil. Ama İzmir ya da Diyarbakır'dan birisinden Nihat Hatipoğlu'nun aday olacağına %100 gözüyle bakabilirsiniz. Gaziantep, Antalya mevcut başkanlarına devam. Yola devam kararı alınan Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili de bir kulis paylaşalım. 2014'te bakanlık yaptığı Ankara'dan Gaziantep'e Büyükşehir Belediye Başkanı olarak transfer olan Fatma Şahin, anlaşılan yönettiği kentin toplumunun gönlüne girmeyi başarmış. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de öyle. Bu defa Paris-Dakar ralisi kadar zor geçen aday olabilme yarışında ipi ilk göğüsleyenlerden olduklarına göre iki isminde parlak bir karnesi çıkmış olmalı. Siyahi prensi işaret etti. Türkiye ne diyorsa doğru çıkıyor durumuna gelindi. Ankara'da herkesin dikkatlerinin yerel seçimlere yöneldiği bir ortamda, cumartesi günü Amerikan Washington Post gazetesinde çıkan bir haber, atlanması mümkün olmayacak kadar önemli ve kıymetliydi. Habere göre Amerikan istihbarat Birimi CIA, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı çalışmaların sonucunda, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın cinayet emrini veren kişi olduğu kanaatine ulaşmıştı. Bu kanaatin oluşmasında CIA direktörünün aralarında dil bilimi ve tapeler konusunda uzmanlığı olan bir ekiple Ankara'da yaptığı çalışmalar ve büyük ölçüde Türk istihbarat ve güvenlik birimlerinin elde ettiği kanıtlar etkili olmuştu. CIA'nin böyle bir kanaate ulaşmasının kritik değerde iki anlamı var. 1. Dikkatleri bir şekilde Veliaht Prens üzerinden dağıtmaya çalışan Suudi savcılık makamlarının da yaptığı gibi onun dışındaki faillerin üzerine işi yıkıp çekilmeye hazırlanan, bu şekilde bu vahşi cinayetin üzerine gidiliyormuş görüntüsü veren ve yine bu şekilde MSB'yi kurtarma niyetini belli eden, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton üzerinden bunun açıklamasını da yapan Trump yönetimi açığa düşmüş oldu. Çünkü ilk defa Amerikan istihbaratı kurumsal bir pozisyon alarak bu cinayetin emrini veren kişinin doğrudan ismini zikrediyor. 2. Bununla ilintili olmakla beraber belki daha önemlisi ise bu yeni durumun Türkiye'nin üzerindeki yükü önemli ölçüde alacak olması. Türkiye, CIA'nin aynı şeyi söylemesi, Ankara'nın dediklerini teyit etmesi nedeniyle emri kim verdi sorusunu sormakta ısrar eden neredeyse yalnız kalmış ülke konumundan ne dediyse doğru çıkan ülke mertebesine yükselmiş oluyor. Bu o kadar önemli ki. Mehmet Ajet ينشفك